Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü çiçeği Hazreti Ümmü Gülsüm binti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin dördüncü çocukları, üçüncü kızlarıdır. Hazreti Ümmü Gülsüm annemiz dünyaya geldiğinde Efendimiz 34, annemiz ise 49 yaşlarındaydı. Kasım'ın vefatından sonra üçüncü çocuğunun da kız olması Efendimiz'i üzmedi. Bilakis bir çocuğu olduğu için çok sevindi. Ona Ümmü Gülsüm ismini veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer çocukları gibi, onun için de doğumunun 7. günü akika kurbanı kestirdi. Onun da saçından bir tutam alınarak fakirlere saçının ağırlığınca gümüş dağıtıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı dünyaya gelince onu kucağına alıp ağzında ezdiği bir hurma ile ona tahnik yaptı. Hazreti Hatice onu 7 gün emzirdikten sonra Efendimizin halası Safiye Hatun'un cariyesi Selma Hanım'a süt anneye verildi. Hazreti Ümmü Gülsüm kendinden 1 ve 4 yaş büyük ablaları ile birlikte oynayarak büyüdü. Kendinden bir yıl sonra doğan Hazreti Fatıma annemize de ablalık yaptı. Nübüvvet nurunun sahibi olan bir babanın ve dünyanın en kamil hanımının terbiyesi altında büyüyen Hazreti Ümmü Gülsüm, her açıdan mükemmel bir şekilde yetişti. Hazreti Zeynep Ebu'l-Yas ile evlenince Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızlarını kaçırmak istemeyen Ebu Leheb ve eşi Efendimizin evine giderek Rukiye annemiz ile Ümmü Gülsüm annemizi oğullarına istediler. Hazreti Hatice annemiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemile'nin katı kalpli insanlar olduğunu düşünüyor. Yakın akrabaları da olsalar kızlarını onların oğullarına vermek istemiyorlardı. Ancak ne Ümmü Cemile ne de Ebu Leheb eli boş dönecek kimseler değildi. Annelerimizi oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlayıncaya kadar ayak diretip ısrar ettiler. Efendimiz hayır demenin fayda vermeyeceğini çok iyi bildiği için Utbe'nin Rukiye, Uteybe'nin Ümmü Gülsüm ile nişanlanmaları için istemeyerek de olsa evet dedi. Annelerimizle Ebu Leheb'in oğulları evlilik çağına geldiklerinde evlenmek üzere, Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeye başlamadan hemen önce nişanlandılar. İnancından dolayı boşanıyor Allah Resulüne, saf, ilk vahiy geldikten sonra bir daha gelmeyip 3 yıl kesildi. Fetret dönemi adı verilen bu dönemde Allah Resulü, saf, büyük sıkıntılar çekti. Hazreti Hatice eşini yalnız bırakmayarak sürekli destek oldu. Vahiy sürecine şahit olan Ümmü Gülsüm, diğer kız kardeşleri gibi bu süreçte anne babasına elinden geldiğince destek oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davetle görevlendirildiğinde kız kardeşleriyle birlikte hemen Müslüman oldu. Efendimiz önce akrabalarını, sonra Mekkelileri İslam'a davet etti. Her iki davette de ona karşı çıkan ilk kişi Ebu Leheb oldu. Yalnızca karşı çıkmakla kalmayıp Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem her iki davetini de sabote ederek insanların ona yönelmesini engelledi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle sömürü düzenlerinin yıkılacağını anlayan İslam düşmanları, yalnızca Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem engellemediler, vakit kaybetmeden karşı saldırıya da geçtiler. Daveti durdurmak için bütün yolları denediler. Bu yollardan biri de Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntıya sokmak, onu bu sıkıntılarla meşgul etmekti. Her asırda İslam düşmanları tarafından çeşitli biçimlerde kullanılan bu taktik, o günde Ebu Cehil tarafından kullanıldı. O adamlarına emir vererek, "Muhammed'i kendi kendiyle meşgul edin," diyordu. Yaptıkları kötülüklerden dolayı
Ebu Leheb ve ailesi hakkında Tebbet suresi inince düşmanlıkları had safhaya çıkan aile Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız etmeyi kendilerine bir görev bildi. Ona kötülük yapmak için her yolu meşru gören müşrikler, bu iş için gönüllü olan Ebu Leheb'in ailesini kullandılar. İlk hedefleri Ümmü Gülsüm ve Rukiye annelerimizin evlilikleri oldu. Ebu Leheb ve Ümmü Cemile bir yandan, Ebu Cehil ve adamları diğer yandan Utbe ile Uteybe'yi sıkıştırarak onları eşlerini boşamaya zorladılar. İslam'a düşmanlıkta kimseden geri kalmayan Utbe ve Uteybe söyleneni yapmakta bir an bile tereddüt etmeden hemen eşlerini boşadılar. Ümmü Gülsüm annemizin nişanlısı Uteybe yalnızca bu kadarla da kalmadı, haddini oldukça aştı. Ebu Leheb oğullarına Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem kastederek, "Onun kızlarından ayrılmazsanız başın başınıza haram olsun," dedi. Ümmü Cemile, "Hemen gidip onu boşa oğlum," diye sıkıştırdı. Ebu Cehil ve adamları, "Muhammed'in kızını boşarsan, sana istediğin Kureyşli kızı alırız," dediler. Bu sözler Uteybe'yi harekete geçirdi. Hemen Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evine giden Uteybe küstah bir tavırla, "Dinini inkar ediyor, kızını da boşuyorum. Artık beni sevme, ben de seni sevmeyeceğim," diye bağırdı. Sonra Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem saldırarak onun mübarek yakalarına yapıştı. Çekiştirirken gömleğini yırttı. Onun bu hareketi Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzdü. Ona, "Dilerim Allah'tan sana bir köpek musallat etsin," diye beddua etti. Uteybe o sırada babasıyla birlikte ticaret için Şam'a gitmek üzere hazırlanıyordu. Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldıktan bir süre sonra kervanla birlikte yola çıktı. Kervan Şam'da Zerka denen bir yerde konakladı. Etrafta aslanların dolaştığını gören Uteybe büyük bir endişeye kapıldı. Zira inanmamasına, Efendimiz'e karşı edepsizlik etmesine rağmen onun çok iyi bir insan olduğunu, dualarının kabul edileceğini biliyordu. Bunun için uzaktan gördüğü bir aslana bakarak, "Vah başıma gelenler! Vallahi Muhammed'in bedduası yerine gelecek. O aslan beni yiyecek. O Mekke'de ben Şam'da olsam da Ebu Kebşe, Hazreti Peygamber'i kastederek beni öldürecek," dedi. Durumdan haberdar olan Ebu Leheb de aslanları görünce çok endişelendi. Kervandaki insanlara Uteybe'yi ortalarına alıp onu aslanlardan korumalarını istedi. Kendilerince tedbir alarak aslanla Uteybe'nin arasına set çektiler. Onu istif ettikleri malların en üstüne yatırdılar. Gece olunca aslan kervandaki adamlara yaklaştı. Yüzlerini koklaya koklaya sessizce aralarında ilerledi. Aradığını bulamayan aslan, ısrarla ilerlemeye devam ederek eşyaların bulunduğu yere yaklaştı. Ani bir hamle ile fırladı. Eşyaların üzerine çıktı. Aradığı av tam da oradaydı. Uteybe'ye saldırarak onu paramparça etti. Olanları çaresizlik içinde ve dehşetle seyreden Ebu Leheb, "Muhammed'in bedduasından sonra onun iflah olmayacağını anlamıştım," dedi. Ama yine de iman etmedi. Olanları büyük bir endişe ve kaygı ile izleyen Hazreti Ümmü Gülsüm annemiz çok üzülüyor.
Ancak müşriklerin planlarını boşa çıkarmak için acısını içine gömüp üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. Bütün aile fertleri gibi o da dimdik ayakta durarak insanları kurtuluşa çağıran babalarını bütün benliğiyle destekliyor, elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu. Perde arkasındaki kahraman. Zeynep bu olaylardan 3-4 yıl önce Ebu'l-Yas ile evlenmişti. Hazreti Rukiye ise Utebe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hazreti Osman ile evlendi. Evde iki kız kardeş kalmışlardı. Davet hızla devam ediyor, müşrikler her geçen gün Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem üzecek bir şeyler yapıyorlardı. Babalarına yardım etmek için çırpınan iki kardeş, kız olmalarını aldırmadan müşriklere karşı her fırsatta babalarına destek oluyorlardı. Henüz küçük bir kız olan Hazreti Fatıma, kendince babasını koruma görevini üstlenerek onu adım adım takip ediyor, zor durumda olduğunu gördüğünde hiç çekinmeden yardımına koşuyordu. Hazreti Hatice Mekkeli hanımlara İslam'ı anlatıyor, onları hidayete çağırıyordu. Evin fedakar kızı Ümmü Gülsüm ise ev işlerini çekip çevirerek onların işlerini kolaylaştırıyor. Bu işlerin onları meşgul edip davete engel olmamasına çalışıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde onu en güzel şekilde rahat ettiriyor, zaman zaman onu teselli ederek üzüntülerini paylaşıyordu. Annesini kaybettiğinde 16-17 yaşlarında olan Ümmü Gülsüm onun için günlerce gözyaşı döktü. Annesinden sonra bütün işler ona kaldı. Bundan sonra daha fazla gayret ederek bir de ev işlerinden dolayı babasının rahatsız olmaması için çırpındı, durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiğinde iki kız kardeş günlerce endişe içinde beklediler. Döndüğünde babalarını yara bere içinde görünce üzüntüden kahroldular. Medine'ye hicret edinceye kadar endişeleri hiç eksilmedi. Efendimiz hicret ederken müşriklerin öldürmek için her yerde babalarını araması onları perişan etti. Efendimizin Medine'ye vardığını duyuncaya kadar uykuları kaçtı, yüzleri tek bir sefer bile gülmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde, Ümmü Gülsüm ve Fatıma annemiz Mekke'de kaldılar. Haşimoğullarının korumasından dolayı güven içinde sayılırlardı. Ama yine de babalarını öldürmeye kalkışan müşriklerin işi belli olmaz. Her an her şey olabilirdi. Aylarca müşriklerin içerisinde kaygı içinde beklediler. Ancak onlar kendilerinden çok babaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için kaygılanıyorlardı. Babalarından ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kalıyorlardı. Hasret ve kaygıdan günler bir türlü geçmiyordu. Bazen endişeden uykuları kaçıyor, iştahları kapanıyor, güzel haberler duyduklarında biraz olsun rahatlıyorlardı.